ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı. Ankete katılan kayıtlı seçmenlerin %51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken Biden'ı tercih edenlerin oranı %49'da kaldı. Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu 1 puan artarak %52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise 1 puan azalarak %48'e düştü. İngiltere'de 7 Ekim'den sonra Müslüman karşıtı nefret vakaları 3 kattan fazla arttı. Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen Sivil Toplum Kuruluşu Denmama'dan yapılan açıklamada 7 Ekim 2023'ten 7 Şubat 2024'e kadar İngiltere'de Müslüman karşıtı 2010 vaka kaydedildiği belirtildi. Müzik Çin'in Guangku şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü. Kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsüyle motosikletin bulunduğu 5 araçtan 3'ü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Müzik Burkina Faso'da geleneksel madencilikle elde edilen altın ihracatı durduruldu. Aktif 12 endüstriyel altın madeni bulunan ülkede hükümetin yıllık yaklaşık 10 ton altın elde edilen geleneksel madencilik sektörünü kontrol etmekte zorlandığı biliniyor. Afrika'nın en büyük dördüncü altın üreticisi Burkina Faso'da madencilik sektörü devlet gelirlerinin 14,3'ünü oluşturuyor. Müzik Cezayir ile Moritanya Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki ilk sınır kapısının açılışını yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Temmunla Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazmani, iki komşu ülkeyi birbirine bağlayan ilk sınır kapısının açılışını gerçekleştirdi. Sınır kapısının iki ülke arasında ekonomik hareketlilik sağlaması bekleniyor. Müzik İtalya'nın sanayi ve finans merkezi olan Milano ve çevre kentlerde hava kirliliği düzeyinin PM10 konsantrasyonu parametresine göre arka arkaya 4 gün makul kabul edilenin çok üstüne çıktığı belirtildi. Yüksek hava kirliliği nedeniyle Milano'da çok sayıda kişi COVID-19 salgını dönemindeki gibi koruyucu yüz maskesi takarak dışarıya çıkmaya başladı. Müzik Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısına karşı eylem düzenledi. Eylemciler, hem özel üniversitelerin açılmasına karşı olduklarını dile getirdi, hem de bütçeden eğitime daha çok pay ayrılmasını istedi. Müzik